Elma attım yuvarlandı, gitti beşiğe dayandı, bebek beşikte oyandı, nenni nenni. Öncelikle domatesleri topladım, bu güzel. Yügen'in bahçesini göstermek istiyorum. Muhteşem görünüyor değil mi domatesler? Şimdi bunları toplayacağım öncelikle. Domateslerimizi yazın çok doğal olarak bulabiliriz arkadaşlar. Kışın yetişmediği için çok daha fazla ilaç kullanıp hepsinde ilaç kullanıp yetiştiriyorlar. Tamam yazın da artık ilaçsız hiçbir şey yetiştirmiyorlar. Fakat doğada bulduğunuz bahçeden doğal domatesleriniz bio organik domatesleri alıp lütfen kavanozlarınıza yerleştirin. İsterseniz pişirin, menemen olarak koyun. Buzluğunuza yerleştirin. Ve ben bunu küçük şeri domateslerimi alıp kavanozlarıma saplarıyla beraber koyuyorum. Çünkü saplarının kokusunu ben çok seviyorum. Domatesin içinde de sinsin istiyorum. Ve üzerlerine hemen şöyle biraz kaya tuzu tam dolu değil tatlı kaşığı ile tuz bırakıyorum şu büyük olduğu için bir buçuk bıraktım ona ve şimdi sıcak suyumu alıyorum kaynar suyumu üzerinden boşaltıyorum üzerlerine geçebilecek kadar. Domates C vitamini bakımından çok zengindir ve günlük e, bir adet orta boy domates günlük C vitamininin %28'ini karşılar. Şimdi kapaklarımı iki geri bir ileri sıkı bir şekilde de sıkarak kilitliyorum. Dikkat edin burada elinizi yakmayın çünkü su kaynar su. Domates biliyorsunuz göz sağlığı için çok faydalıdır, mide sağlığını korur, yüksek tansiyonun düşmesine yardımcı olur, şeker hastaları için de çok iyidir, şekerin düşmesine yardım eder yine, kan dolaşımını uyarır, kolesterol seviyelerini düşürebilir arkadaşlar, sıvı dengesini iyileştirir böbrekleri korur. Domates sağlığımız için çok faydalı bir besinimizdir. Ve şöyle kavanozumu bir aşağı yukarı ederek içerisindeki tuzun da dibine dummadan çözünmesini sağlıyorum hemen. Domates e, kemikleri, saçları, dişleri ve cildi sağlıklı ve daha parlak tutarmış arkadaşlar. Bunu biliyor muydunuz? Bilmiyorum. E, ve yanıklarda domates suyu veya salça denenmiş domates salçası iyileştirdiği gözlemlenmiş. Bundan dolayı da domates yaşlanmaya karşı kozmatik ürünlerinin hazırlanmasında en üst sıralarda yer alıyormuş. Evet doldurduğum kapağını kapatmış olduğum domates konservelerimi hemen Ters çevirip kaynamaya alıyorum ve son şişemin üzerinde doldurup kapatıyorum. E, domatesler arkadaşlar e, sinirsel hastaları sınırlayabilen ve ruh sağlığıyla yakından ilgili olan B ve E vitaminleri içeriyormuş. Ve e, K vitamini varmış. K vitamini vücuda demirimin, demirin emilimini kolaylaştıran vitamin olduğu için... Demirin alınmasında da vücudumuza çok büyük katkıları var domatesin. E, kansızlık yaşayanlar için de çok büyük vitamin deposu. Kaynatmış olduğum bütün domateslerimi, kavanozlarımı hepsini çıkartıyorum. Ve sabaha kadar soğumaları için bir bezimin üzerine bırakıyorum. Kımıldatmadan burada bekletmemiz gerekiyor. Kapakları açılmasın. Şimdi sabah oldu soğudu hepsi ve kapakları da yerli duruşundan da belli. Dümdüz gayet güzel hepsi tutmuşlar. Kış için çok güzel bir hazırlık oldu benim için. Yaparsanız arkadaşlar kışı alıp çok rahat tüketirsiniz hazır olur. Bu güzel kış için olan şeri domateslerimizi farklı bir şekilde sunmak istedim size. Evet çok eski antika harika bir beşiğim var. Bunun içerisinde farklı bir şekilde bugün sunuyorum sizlere. Muhteşem oldu. 1-2 yıl kavanozlarınızda bu şekilde domateslerinizi de saklayabilirsiniz. Ve istediğiniz zaman kapağını açıp elinizin altında hazır melemen yapın. Yemeklerinize kullanın veya o şekilde alın tüketin. Nasıl isterseniz tüketebilirsiniz. Bugünkü tarifimde bu kadar destek olur, abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere, hoşçakalın.